Agalarım herkese selamlar 30 Ağustos 2024 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar Toplamda 6 adet mücadelemiz var Cuma gününden sermayelik ideal veya yüksek konulardan değerlendireceğiz herkese de bol şanslar Direkt başlamak istiyorum öncelikle arkadaşlar bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı Başkomutanlık Meydan Muhabe Muharebesinin kazanılmasıyla ve bir Zafer Bayramı olarak kutlanıyor 102. yılı Böyle çok fazla süslü cümleler kurmak istemiyorum. Atatürk bizim hassas noktamızdır. Tek bir şey söyleyeceğim. Atamı sevmeyen kim varsa boydan gireyim. Boy 1.75. Herkesin Zafer Bayramı da kutlu olsun. Başlayalım. Agalarım öncelikle maç skor yarışmamız var. Onunla başlayalım. Sizlere sorduk. Fenerbahçe ile Alanya spor ne olur? Maça çok güzel bir tercihim var. İki takımı da çok yakından takip ediyorum. Stattan gidip izliyorum biliyorsunuz beni. O yüzden Sivas skorunu sizlere sorduk. Benim skor beklentim 3-0 veya 4-0 aga. Burada farklı bir Fenerbahçe galibiyeti çıkabilir. Birazdan nedenleriyle birlikte anlatacağım zaten. Geçtim. Agalarım her türlü soru görüş öneri, WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyenler vesaire varsa herkes ekranda görülen WhatsApp iletişim hattından iletişim kurabilir. Gruplarımızdaki paylaşımlar mislerimiz, canlı maçlarımız, kuponlarımız her türlü devam etmekte. Ben sadece gitsin bu. Sadece dünden bir şey bahsetmek istiyorum Aga. Ee, şöyle. Neyden patladık acaba? Yani şu Atletico Madrid'in Ev bir buçuk üstünden patladık. Diyecek söz var mı beyler? Yani benim ideal kombinim neydi? Kara, Başakşehir alır 4.5 alt. Atletico Madrid de burada 2 gol atar. Yani Espanyol'u atmayacaksan bu kadar pozisyonu kaçıracaksan çok diyecek şey yok. Yani son 3-4 gündür milleti çok iyi şey yapıyorlar. Düzüyorlar öyle söyleyeyim ben size. Dikkatli olalım. Diyeceklerim bu kadar. İsterseniz direkt başlayalım. Maçlarla reklam falan yapmayalım. Cuma'nın sermaye maçları. Zaten gruplarımızda paylaşımları vesaire her şeyi yapıyoruz. Sizlerden tek ricamız Aga beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum desteklerini alırsak en azından bir emeğine sağlık yorumu da bizler için yeterli olacaktır. 6 adet mücadelem var. Hepsini izlediğim maçlar hepsini anlatacağım sizlere. Düsseldorf'la Hanover'in mücadelesi. Öncelikle ilk Bundesliga 2'den başlayalım. Şimdi Hanover son mücadelesinde bir Hamburg mücadelesi oynadı. İlk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarı 1-0. Hanover'in atmış olduğu golle birlikte eee galip gelmesini bildi Hanover takımı. Şöyle söyleyeyim Hamburg o mücadelede ikinci yarı özellikle çokça pozisyon kaçırdı. Hanover kendi evinde iyi fakat ondan önce deplasmanda Münster mücadelesi oynamıştı. O maçta da deplasmanda zayıf kalmıştı. Ama Düsseldorf oyunu hızlı oynayan bir ekip yani. Top bir o kalede bir bu kalede olacak. Şöyle bir istatistikle, istatistikle vereyim ben sizlere. İki ekibin arasında oynamış özellikle Düsseldorf'un kendi evinde oynamış olduğu maçların hepsi KG varla bitti Hanover birlikte. O yüzden ben yine mücadelenin Düsseldorf'un bu oyun yapısı yapısı dolayısıyla her iki takımın atacağı golleri bekliyorum. KG var olarak değerlendirmesini yaptım. Gelelim skor mücadelemize. de alan Spor maç skoru olur sizlere sorduk. Bilen 3 kişi 7 gün boyunca WhatsApp gruplarımıza misafir edeceğiz. Arkadaşlar Fenerbahçe mücadelesinde şöyle bir beklentim var benim. Şimdi Alanya'yı anlatayım ben öncelikle size. Şimdi Alanya geçen mücadelede sanırım 1-1 beraber kaldı Göztepe ile doğru mu? Doğru. Ondan önce hep her maçı izledim. 90 dakika izledim hatta. Alanya'da inanılmaz bir kondisyon eksikliği var. Bak az buz değil. İnanılmaz bir kondisyon eksikliği var Aga. O yüzden Alanya'nın ben burada 90 dakika maç oynayabileceğini düşünmüyorum kesinlikle bak. Fenerbahçe'nin burada kazanması çok %95 veriyorum Fenerbahçe'ye kazanıldığına. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Çünkü geçen maçta oldu. Bu Alanya'nın Göztepe maçını izliyoruz. Aga bir takım oyundan bu kadar mı düşer ya? herkes sağda yürüyor. Üretkenlik sıfır ya ciddi manada. Ya Fenerbahçe burada ekstrem bir skor yaparsa da şaşırmayın. Özellikle bak tekrardan sonra ikinci yarı oyundan aşırı düşüyor. Bakın benim size ideal tercihim burada. Aga kombinlere koyarsın bunu bak mesela. ikinci yarı sonucu bu ne 138 iddiada 145 147 vardı anladın mı? İkinci yarı sonucunu Fenerbahçe kazanır. İkinci yarı Alanya inanılmaz düşüyor. Yani ikinci yarı burada Fenerbahçe tek başına 3 tane falan atabilir öyle söyleyeyim. Öyle bir düzen var. İkinci yarı bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Net bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum zaten. Ama da goller daha çoğunlukla ikinci yarı gelebilir. Onun dışında nasıl bir öneri yapabiliriz diye. Bak şurada 3 handikap var ya 3 fark atarı Fenerbahçe'nin. 2-22 gibi oranı var. Burada Fenerbahçe'de 3 fark atabilir. Ha şöyle bir olay var mı? Alanya mesela böyle takımlar büyük maçlarda eksik oynar. Geçen maç mesela sanırım Kadıköy'de 2-2 bitti mücadele. Augusto sanırım o maçta güzel işler yapmıştı. Fakat o da sakat. Sanırım olmayacak kadroda. Ee, dediğim gibi Fenerbahçe tarafındayım. Alanya fena kondisyon sıkıntısı yaşıyor. İşler Alanya'da sıkıntı. Net bir şekilde maç skorunda ne yazabilirsiniz. Alkmaar mücadelesi. Alkmaar'ın da son mücadelesi Groningen mücadelesiydi. Deplasman'da oynadı. Hatta tribünde Robben falan da vardı. Robben de sanırım Groningen altyapıda çıkma ve futbolu orada bıraktı diye biliyorum ben. En son oraya gitti. O Robin falan da vardı. Maç saat 13-15 seansında erken seanstaydı. Biz de izleyelim canlı yapalım dedik. İlk yarı ortaya bir gol aldık hatta. Groningen maçı. Maç 0-0 bitti aga zaten öyle söyleyeyim. Altmar yani satmış olduğu iki tane çok önemli oyuncusu var. Forvetini sattı. Public vesaire gitti aga. Yani yerini dolduracak bir tane Perut diye bir eleman var. Tamam uzun boylu ama bilmiyorum nasıl olacak Altmar tarafında. 3 yani tane maç oynadı. İkisini kazandı. ikisini de 1-0 kazandı. Bir tanesi 0-0 bitti zaten. Alkmaar tarafından çok gollü maçlar beklemiyorum. Arkadaşlar bu hücum gücüyle zor yani. He, rakip biraz zayıf. Bunu atar mı? Atma ihtimali var. Ben burada bir Alkmaar galibiyeti bekliyorum. Öncelikle. Depp Basmanda da olsa. Geçen maç Groningen maçının son 10 dakikası zaten. Sağlam bastırdı ama atamadı. Takımda dediğim gibi net bir kalite eksikliği. Yani kalite düşüşü olmuş. Onu söyleyeyim. Alkmaar'ın ben burada galibiyetini Matson son 2 da alınabilir. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa 4.5 altında 2 yaparsa 1.73 bandına yükseltebilir. Yani oranı riskleyelim. Ya dediğim gibi ben maçta 4 gol de beklemiyorum. 3.5 altında 2 de yaparsanız burada 2.20 bandına kadar da çıkabilirsiniz. Inter ile Atalanta mücadelesi. Atalanta'da Cop Miners'e gitti aga. Onun da haberini vereyim. Juventus'a resmi olarak Monservis ile birlikte gitti. Kop Miners. Atalanta bir güç kaybı oldu aga. Yani mevcut kadrosu da bence ya Dediğim gibi Atalanta çok geçen de bahsetmiştim. Tekrar üstüne durmaya gerek yok sanırım. Gasperi'nin takıma kabul. Tamamen yani Atletico Madrid, Simeone, Atalanta, Gasperi'nin bunlar kendi o, e, teknik direktör oyun aklını tamamen takıma yansıtmış isimler. E, şöyle söyleyeyim, Herik takımında oyun yapısı özellikle dizilişleri diyeyim dizilişleri de çok benzer. Ama burada bir Inter'in kalite farkıyla birlikte ben bu Inter'in galibiyetini Atalanta'da güç kaybetti zaten bir aile. Giden oyunculardan kaynaklı. Özellikle Cobb inanılmaz bir güç kaybettiğini söyleyeyim Atalanta'nın. Juventus da bu sene iyi de loser takım. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Ben burada bir Inter'in galibiyetini bekliyorum. Skor beklentimde 2-0-2-1 ayarında. Yani Inter'in 2 gollü galibiyeti alınabilir. Lecce mücadelesi vardı son mücadele. Maçtan da 1.5 üst bekliyorum. Yüksek misli. 7.000 misli almışım. Ulan 1-0 oldu Inter atmıyor. Sonra penaltı oldu da Hakan Çalhanoğlu attı. 1.5 üstüne bir de 1.70'e kadar da çıkartabilirsiniz. Dediğim gibi skor beklentim benim burada. Düz bir Inter galibiyeti de okeyim. 2-0-2-1 bir Inter galibiyeti bekliyorum. Genk ve Vestello mücadelesi. Vestello inanılmaz gollü maçlar oynuyor. Bu maçın ben yani gerçekten Cuma günü olmasa Cuma bazı maçlar patlak veriyor yüklenmeden kaynaklı ama günün çok üst oynanan karşılaşması olacaktır diye düşünüyorum ben. Ki yani oyun daha bence onu verir gibi geliyor bize bana. Ben burada KG'ye gittim aga. Karşı gelecek goller. Westerlo zaten inanılmaz bir ime yakalamışken sürdürüyor. Genk de Genk de son mücadelesinde 4-3 falan oynadı. Güzel tempolu bir maç. Karşılıklı gelecek goller. Ha, oran yetmez bana diyorsanız da iddia bunun bir 42 bir 44 oranı vardır. Oran yetmez diyorsanız da var ve üst yaparak kaldı. oranı bir 55 bandına bile çıkartabilirsiniz bilginize. Luton Town'la Rangers diyelim. Şimdi Luton'un son iki maçı KG bitmedi aga. Ben Luton'un sadece ilk mücadelesine, Burnley maçını aldım. Onu da KG olarak aldım. Hatta ideal kombinimde vardı. Dedim ki Luton'u atma gidelim dedim ya artık. Luton'un da ilk maçıydı hatta. Öyle oldu. Son 2 maç KG bitmedi ve son 2 maçta deplasmandaydı. Kendi evinde öne çıkan bir takım. Öne çıkan takımlar da West Park Rangers'a cezalandırabilen bir takım. O yüzden Luton varsa bizim tercihimiz bellidir. Karşılıklı gelecek gollerdir aga. Göz kapalı alırız hem de Hem de güzel orandan. Bu arada gelmesini de bekliyorum. Maçın indeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 2-1 Luton galibiyeti bekleniyor. Onu da sizlere bildirmiş olayım. Değerlenecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.